her türlü fedakarlığa katlanıyor. Evet. Bizim hasretimizde olan bir şey. Tabii temel sorun, Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğu biliniyor. Dolayısıyla bunun önleminin sağlıklı ve tutarlı bir planlama ve politikayla hayata geçirilmesi yani. Fay hattı üzerinde kentleşme olmaz. Fay hattı üzerinde ev olmaz. Evet, şimdi tabii biz mali olarak sizlerin gösterdiği çabaya teşekkür ederim. Evet. Şu an borçluyuz. Sonuçta elinize geleni yapıyorsunuz. Bir kişi bile kurtarsanız diyorsunuz. Gözün yaşta kurtarıyoruz. Evet. Doğru. Bu sizin çabanız. Dolayısıyla sizin çabanıza saygı duymamız gerekiyor. Hepimizin. Evet. Herkesin saygı duyması gerekiyor. Devletin valisi olarak görevimizi yapıyoruz. Emniyet güçlerimiz, AFAD yetkilileri, belediyeler, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün evet. belediyeler ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Zaten bizim Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız evet. burada. Adana Büyükşehir Belediye'miz. Hatay Büyükşehir Belediye'miz onlar da zaten çalışıyorlar. Bir dayanışma. Başkanım biz de gitmek istiyoruz. Ailece çocuklarımla da verelim. Şu anda bize bir yardımcı olabilir misiniz? Hayır hayır. Yani nereye? İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Tabii efendim. Hemen şey yapalım. Şimdi Sıla Bey ilgileniyor şimdi. Alacağız. En kısa sürede İstanbul'a, İstanbul'a bilmiyorum nereye gidiyoruz. Gidecek yerimiz var. Var mı? Tamam. Sizi bugün veya yarın mutlaka bir şekilde İstanbul'a ulaştırıyoruz. Vekilim burada, belediye başkanımız burada. Evet. İrtibat sizin kuralım. Telefonunuzu alacağız yalnız. Devam ediyoruz. Sayın Cumhur Başkanım, bir çadırımız yok. Çadırımız var, 200 tane çadır geldi. Yeterli sayıda değil. Mağduriyet çok fazla. Bu anlamda genel merkezimiz tarafından bir karizma satın. Merhaba, çadır işi. Karizma satın. Oğuz Başkan'a yönetim. Çadır önceliğimiz. Önemli olan vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar. Yakınların yanında kalmak istiyorlar. Ulaşımda sorun yok. Biz bir masa evet. oluşturalım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım evet. biz de bir kişi yönlendirelim. Biz hemen oraya hemen. Yapın. Tamam. Zaten bizim açıklama yaptığım evet. halk koordinasyon masası olarak yapacağız. Her yerde evet. sorunları doğrudan doğru alacağız. Yani o sorunları çözeceğiz. Burada da söz duracağız. Bir de cenazenin işlemini bir sorun var. Gönderemiyoruz. Bizim araçlarımız yeterli olmadığı için. Evet. Çıkan cenazeli ancak belirli bölgede çok sayıda, çok sayıda ambulans var. Yani Sayın Başkanım çıkmak istiyoruz. Her yerde. Efendim? Çıkmak istiyoruz. Bugün çıkamayacak biz buradan. Şimdi bugün, İki gün doğumduk zaten. Evet. Hasta olacağız yani evet. hastalık. Bugün, yani zaten enkaz altta insanlar çıkıyor. Bir vekilimiz burada. Çıkmak bugün bekliyoruz. Çıkacağız yani. Şimdi araç doktorum ben. Araç. Ay şimdi burada tabii çıkmak için yani. Araç bulmak gerekiyor. Evet işte. Araç olacak ki biz çıkaralım. Aynen, aynen. Şimdi bir hasta var. Ankara'ya gelmek isteyen yurdumuzda misafir. Ankara'ya gelmek isteyen de olursa yurdumuzda misafir edelim. Ankara'ya milletvekillerimiz. Tamam. Ben İstanbul'dan 30 saatlik yolu buraya geldim. Yeğenlerimi almak için kendim evime götürmek istiyorum. Şu an yeğenlerin psikolojisi tamamen bitmiş. O depremden sonra çıktı. Benim Malatya'da bütün sülalemin evi yıktı. Şu an bunları buradan çıkarmışım. Zaten bir sürü akrabımız için çoğundan alındım. Şu an buradan çıkalım diyoruz. Yani bu şeyi yani anlatamam size. Çok zor bir durum yani. Felaket, kıyamet yani. Sadece bize bunu yardım, bu yardım. Tabii, çıkaracağız sana. Sayın Başkanım zaten tamam. Adıyaman Havaalanı'na ulaştıracağız sizi. Oradan uçaklar alıyoruz zaten. Ya yani bizi bir yere atın biz buradan çıkalım. Ondan sonrasını hallederiz tamam, zaten. Havaalanı'na ulaştık. Sayın tamam. Başkanım belediyemiz size hemen koordinatif bir şekilde tamam. Havaalanı'na ikisini yaparız. Zaten alıyoruz. Bugün yapmanız. Tamam Sayın Başkanım. Allah rızası için. Kaç kişi? Ya 4 kişi, 3 kişi, 4 kişiyiz de Burcu. Evet yeğenimi de alıyorum. Tamam. Küçük 12 yaşında çocuk. Yanından ayrılmıyorsunuz. Ben havaalanına gönderirim. Ben göndereceğim. Ankara milletvekilimiz. Tamam mı? Hı-hı. Tamam. Beraber gidin. Sağ olun. Çok şimdi ayrılıyoruz ederim. Buradan. Allah hadi razı bakalım. Olsun. Çocuklara da selam söyleyin. Evet, sağ olun. Tamam. Tamam. Gel bakalım. Hoş geldiniz.
3 katta kalan var. Kaç kişi? Çok. Bir binada yaşıyoruz. Ben birinin bir binada uğraşıyorum. Ekipler ayrı ayrı yerlerde çalıştı. Başkanımız hoş geldin gelen arkadaşlar. Genel Başkanım Hüseyin amcanın torunu vefat etti. Anladım artık. Hoş geldiniz. Tamam abi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah yoklarınızı yormasın be. Evet, Başkanım ben de yaşım 75. Evet, evet. Ana babamı kaldı. Evet. Ciğer acısı gösterdi işte Allah. Gösterme dedik, ya. Gösterdi. Allah kimse erzak acısı vermesin. Sağ olun. Allah'ım. Sağ olun, Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Ayağınıza sağlık. Çadırı geçiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Huzur yoldaşınız olsun. Başkanımızla memnunum. Ben ne edeceğim? Yavrum! Anam öyle! Evim yıkıldı. Yavrum gitti. 25 hat var. Oradan her türlü yardım, her türlü destek size aktaralım. Tamam. Peki. Hadi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acımızı biraz dindirdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailede burada cenazeleri gömdük. Şu anda oradaki cenazeler için. Çünkü ailede 25 tane cenaze şu anda. 25 tane ailede cenaze şu anda daha enkazın altında. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Onlar da şimdi oraya gittiler. Herkes yorgun. Bizim de oraya gitmemiz lazım. Kaybettik yavrularımızı. Kaybettik yavrularımızı. Allah başka şeyler. Amin. Amin. Bin başkan olacak, sayın başkan hoş geldiniz. İnsanlar var. Cumhuriyet Mahallesi. Evet. Mahalle tamamen şu anda ne elektrik mensup ne afat. Ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olan insanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. Cumhuriyet Mahallesi. Yani 15 bin kişilik bir mahalle. Evet, evet. Ben Şanlıurfa'dan geldim. Yardım için buradayım. Evet. Ama 3 gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz. Tamam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun efendim. Başkan hoş geldiniz. Yolları açsınlar. Yardım için geliyoruz. Ana yolları, sokak arasındaki yolları açsınlar. Geldiniz. Amanesi. Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Allah kurban. Ben yeni mahallenin muhtarıyım. Yine aldım. Yok. Hayır gelmesin bu ya. Başkanım. Hayır gelmesin bu ya. Yatıyor yatıyor başkanım. Hayır inşallah ateşin içinde yanar. Başkanım. Ateşin içinde yanar. Sen görmüyordun bizi. Ateşin içinde yanar. Başkanım iki tane telefonu var. Kimse ulaşamıyorum. Telefonlar yok. Hayır ateşin içinde yanar. Onu iyi bilin. Bizim dertler milletvekilimiz var. Ateşe yarayacak. Başkanım biz muhtemelen yürüyoruz bir yere. Kullara kurtarıyoruz. Bırakın. Mazot. Yani ihtiyaç görüleceğim. Bir şey gelmiyor buraya başkanım. Mazot gelmiyor, yağ gelmiyor, şeker gelmiyor. Herkes bisküvi çikolata, bisküvi çikolata. Biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman'ın sesi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyordu Adıyaman'a. Kimse demedi Adıyaman nerede? Oya geldiler mi? Gelip bizim gözümüzü çıkarırlar. Lap belalı sanır mıyım? Burada. Soldan devam ediyoruz genel başkanım. On binlerce abi, on binlerce, ne binlerce? İletişim sıkıntısı var.
çekiyorlar efendim bile. Telefonlar hiçbir yerde burada bile çekmiyor. Hiç çekmiyor. Telefon çekiyor başkanım. Ne şeker var, ne yağ var, ne elektrik var, ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritada silinmiş. Şimdi millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Her şey, her şey. Hiçbir yani bu çok şey, önemli bir belirti. Şey geçen zaman dün buraya bir binbaşı gelmiş. Buraya diyor ki derdiniz ne? Dedim abi bildir yukarıya. Bildir sizi gönderenlere bildir de ki 10 tane tır mazot gönderir. Her bir petrolü bir tane bedava versin yani. Ne var millet hak dansın yesin ya. Siz yiyorsunuz yiyorsunuz duymuyoruz gözünüz. Biraz da biraz da bize gönderin ya. Ya yazık günahdır ya. Sesinizi duyuracağız. Tamam. Bu kadar millet, bu kadar sorumsuzluk olmaz ya. Hep birlikte yaşayacağız. Bu kadar olmaz ya. Sizi tüm belediyelerimizden buraya kadar gel.